Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Lord of the Rings Rise to War, yani Yüzüklerin Efendisi Savaşlar videosuyla birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu bu oyun ne kadar pay to win. Evet, pay to winlik derecesini tartışacağız bu oyunun. Yani bu zamana kadar edindiğim tecrübelerle balinalar neleri harcama yapıyor, ne kadar abartıyorlar ya da Footplay, Low Spender ve balina arasındaki fark ne kadar açık. Bunları konuşacağız bu videoda. Bunları merak ediyorsunuzdur. Çünkü hani insanlar, Türkiye'deki ekonomi vesaire, hani artık bir mobil oyuna başlayacağımız zaman o oyunun pay to win'lik derecesini falan düşünüyoruz. Ona göre karar veriyoruz mobil oyunu oynayıp oynamayacağımıza. Bu videoda o insanlara yardımcı olacağını düşünüyorum ben. Bundan önceki videomda da hatta bu oyunda low spenderların, özellikle Türkiye'deki low spenderların veyahut da yabancı da fark etmez, az harcayanların oyuna kaç para harcayıp neler alabileceğini gösterdim. Bir video çekmiştim. O video ile bu video, yani o videoyu izlediyseniz az çok ne kadar harcanarak neler elde edildiğini biliyorsunuzdur. Bu videoda da para harcayarak elde edilemeyen şeylerden de bahsedeceğiz. Para harcasanız bile alamayacağınız şeyler var. Bu oyundaki farkı da bu yaratıyor aslında bakarsanız. Bu oyun biraz free to play dostu diyebiliriz. Buna nasıl kanaat getiriyorum? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi, kışlanızın bir limiti var. 1300 komuta limiti kadar sadece asker barındırabiliyorsunuz şehrinizde. Daha fazlasına çıkmıyor. Bu askerle, bu 1300 komuta kadar askerle ortalama alanda komutan gücünüze göre, kazanıp kaybettiğiniz duruma göre değişir tabii ki ne kadar savaşacağınız, ama en fazla 2 saat savaşabilirsiniz diyelim. 2 saatte bu kışla boşalır. 2 saatte bu kışla biter. Şifa ağacınıza düşen askerleri iyileştirirsiniz hızlandırma karşılığında. Burada hızlandırmaları elmas karşılığıyla alabiliyorsunuz. Hızlandırmayla hastaneden askerlerinizi dışarıya çıkarabiliyorsunuz. Tekrar kışlanızı alabiliyorsunuz. Ancak tabii ki bütün kışla savaşıp tamamıyla hastaneye girmiyor. Çoğunluğu ölüyor. Yani askerlerinizin, savaşan askerlerinizin %60 ila %75 arası bir miktarı, tam olarak net bir rakam veremeyeceğim, net bir sayı veremeyeceğim, ölüyor. Kalanı hastaneye giriyor. %75 diyelim hatta buna. Evet. %75'i ölüyor. Kalan %25'i şifacıya düşüyor. Şifacıdan da bunları iyileştiriyorsunuz. İyileştirerek tekrar kışlanınızı almış oluyorsunuz. Onları da tekrar kışlanınızı alıp tekrar savaştırınca artık bir yerden sonra askeriniz kalmıyor ve savaşta savaşamayacak hale geliyorsunuz. Peki Yaşar, şifacıdan hızlandırmayla asker çıkarabiliyoruz. Bu balinaların işine geliyor. Asker basabiliyor muyuz? Asker basabiliyorsunuz. Askeri şöyle barı yukarı çekerek basabilirsiniz. Ancak askeri hızlandıramıyorsunuz. Yani askeri üretme hızına hiçbir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Siz burada çağır butonuna basıp bu barı fullleyip, şu anda kışlam dolu olduğu için çekemiyorum yukarıya. Bu barı fullediğinizde, yani ortalama T3 askerler, işte T3 100 komuta, bir komutada 100 birim alan askerler 6 saatte üretiliyor. 5000 tane şurada ölüm getiren, T3 ölüm getiren 6 saatte üretiyorsunuz ve bu 6 saate müdahale etme şansınız yok. Bu 6 saatte üretiliyor. Evet. Yani hiçbir şekilde hızlandırma basarak daha hızlı asker edinemiyorsunuz. Burada balina ve free to play low spender eşit oluyor. Yani hepiniz eşit miktarda askere sahipsiniz. Hepiniz aynı miktarda asker, aynı miktarda kışlaya sahipsiniz. Hepiniz aynı miktarda savaşabiliyorsunuz. Hepiniz aynı süreyi bekliyorsunuz asker basarken. Bu çok büyük bir faktör. Yani ne kadar balina olursan ol, bunu değiştiremiyorsun. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Elinden hiçbir şey gelmez. Farkı yaratan, diğer oyunlara göre farklı olan şeylerden biri bu. Hey sen, Discord sunucumuza katılmayı unutma diye araya giriyorum. Aynı zamanda yukarıda gördüğün linkten BlueStacks'i bilgisayarına indirebilir, bana ufak da olsa maddi destekte bulunabilirsin. Bu linklerin hepsi açıklama kısmında var. Aramıza katıl.
Oyun bu kadar masum olamaz. Hayır Yaşar, bence yalan söylüyorsun. Oyun bu kadar masum olamaz. O zaman balinalar niye para harcıyor ki? Madem böyle free to play'ler eşit. O kadar da eşit değil tabii ki. Konuya şöyle geleyim. Balinalar paralarını harcarken işte yine aynı şekilde beleğe harcıyorlar. Daha hızlı gelişmek üzerine harcıyorlar. Şöyle mağazaya tıkladığım zaman. Mesela ekstra inşaat kuyruğu alıp adamlar çok daha hızlı gelişiyor. Çok daha hızlı binalarını tamamlıyorlar. Biz Free to Play Low Spender'lar 20-25 günde binaları tamamlarken ya da 30 günde binalarımızı tamamlarken Balina bunu 15 günde 16 günde falan tamamlıyor bu inşaat kuyruğu sayesinde. Biz mesela toprakları alırken vesaire bir yerde askerimiz kalmıyor. Askerimiz kalmadığı zaman asker üretmeye çalışıyoruz ve asker üretirken kaynağımız bitiyor. Kaynak da hiçbir şekilde parayla alınabilen bir şey değil. Balinalar da ekstra kaynak elde edemezler. Ama balinaların para harcayanların avantajı şu oluyor. Adamlar çok fazla belek açtığı için komutanların saygı seviyesi 15-20. Adamlar mesela ben daha 9 seviye gorbağım var saygı seviyesi. Hani bunu 10 yapınca işte eşsiz ekipmanı açılacak buraya. Eşsiz ekipmanı geliştirmeye başlayacağım. Şu an 3. sezonda olan balinalar 3 tane komutanla eşsiz ekipman yaptı. 5'er yıldızlık ekipmanlar yaptı. Ben daha hiç 5 yıldızlı ekipmanım yok. Hepsi 4 yıldız. Hatta ikisi altın, ikisi altın. Yani bu şekilde geziyorum. Anlatabiliyor muyum? Adamlar efsanevi itemlerini bile yaptı 3. sezonda. Dolayısıyla balinaların komutanları çok güçlü olduğu için toprak ele geçirirken zorlanmıyorlar. Çok hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Senin bir ayda geldiğin seviyeye, sürekli savaşabilecek durumda olan seviyeye balinalar 2 haftada geliyor. Anlatabildim mi? Öyle bir fark oluşuyor. Ve balinalar ile senin arandaki bir diğer fark ise senin de 1300 komuta kadar kışlan var. Balinaların da 1300 komuta kadar kışlası var. Ancak tabii ki adamların komutanları ve ekipmanları çok güçlü olduğu için genellikle çoğu savaşı kazanıyorlar. Dolayısıyla onların askerleri daha az ölüyor. Onların askerleri daha az yaralanıyor. Onlar daha fazla savaşabiliyor. Daha fazla savaşabildikleri için öyle bir can sıkıcı durum oluşuyor. Yani bırakalım da bu kadar fark olsun. Adam muhtemelen 5000 dolar gömüyor oyuna. Muhtemelen ne 5000 dolar? Daha da fazla. Muhtemelen adam haftalık 5000 dolar gömüyor oyuna. Bu kadar fark da oluşsun. Bence bu kadar da olmalı. Yoksa zaten oyun kendini sürdüremez. Oyun para kazanmazsa sunucular beleşe çalışmayacak. Yani o sunucuların parası bir şekilde ödenecek yani. Her oyunda bu denge sağlanması gerekiyor. Bu her oyunda var. Balina, hem Balina'ya para harcayacak sebep vereceksin. Hem de Free to Play ve Lost Spender'a çok ezilmediğini hissettireceksin. Ve bence bu oyun bunu çok iyi yapıyor. Bu oyunda bir de şöyle bir mekanik var. Şöyle gelip bir toprağa saldırdı dediğim zaman gördüğünüz üzere burada 20 stamina gidiyor. Yani 20 dayanıklılık gidiyor. 150 dayanıklılığın 20'si gidiyor tek bir hamlede. Bu ne demek? 7 kere yürütebilirsin. En güçlü ordunu 7 kere yürütebilirsin. 8 kere, hadi 10 dayanıklılıkta doldu. 8 kere yürütebilirsin. 8 kere yürüttün, dayanıklılık bitti. Artık o komutanı yürütemezsin. Bitti. O geçmiş olsun. Hani ne kadar balina olursan ol, ne kadar geliştirmiş olursan o komutanını sen de 8 defa yürütebiliyorsun. Low Spender de 8 defa yürütebiliyor. Free to Play de 8 defa yürütebiliyor kıtayı. Yaşar. Ne oldu? Balina'nın avantajı ne oldu? Hani Balina'nın yine şöyle bir avantajı var. Balina mağazadan gelip şurada gördüğünüz durdurulamaz ismindeki dayanıklılık tent türünü satın alabiliyor elmas karşılığında. Ve günde sadece 2 defa dayanıklılık tent türü satın alabiliyor. Ve bir komutana günde sadece 1 defa dayanıklılık tent türü basılabiliyor. Günde sadece 1 defa. O da 60 dayanıklılık geri kazandırıyor. Yani bu nedir? İşte sen 8 defa saldırı yaparken Balina o kıtayı gerekli gördüyse 3 kere daha yönetebilir. Yani 11. Sen 8 yürütebilirken o 11 yürütebilir. Balina'nın da para harcayanın da böyle bir farkı oluşuyor size göre. Yani bahsettiğim farklar, bir de şöyle gelelim. İnsanlar oyunun gittikçe daha da pay to win olduğunu düşünüyor. Mesela benim Discord'umda da sürekli
bir isyan var. Eskiden şu etkinliklerde bir miktar elmas verilirdi. O elmasları kaldırdılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar tarzı isyanlar görüyorum. Buna da buradan cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar, hep eksiltilene bakıyorsunuz, hiç arttırılana bakmıyorsunuz. Adamlar etkinlik olarak buraya günde, normalde hiçbir şekilde belek kazanamıyordunuz oyunda. Artık buraya günde bir tane belek kazanabileceğiniz bir etkinlik getirdi. Günde bir tane diyorum, özür dilerim. 3 günde bir tane belek kazanabileceğiniz, 3 günde 200 elmas kazanabileceğiniz etkinlik getirdiler adamlar. Siz oradan kaldırılmış 10-50 elması, 10-50 elması alıyorken adamlar senin 3 günde bir belek kazanmanı, elmas 200 elmas kazanmanı sağlayacak etkinlik getirdi. Ya buna sevinecek, sevinip bir şey yazmıyorsun ama kaldırılan şeylere ağlıyorsun, isyan ediyorsun. Burada biraz ben 200'lük yaptığınızı düşünüyorum. Hiç hesabınız kitabınız yok. Getirilen şeyle giden şeylerin dengesine bakmıyorsunuz. Oyunun hala aynı şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Bir de balina sayısı çok arttı falan diyorsunuz. E tabii arkadaşlar, birinci sezonda komple bütün ırkları toplasan 200-300 oyuncu oluyor, tamam mı? Bütün ırkları toplasan. 8 tane ırk var birinci sezonda. 10 tane ırk var birinci sezonda. Bütün bu 10 ırkın içerisinde toplasan 300 oyuncu oluyor. Toplasan, 10 ırkı toplasan en fazla 300 oyuncu oluyor birinci sezonda. Bunlardan kaçı balina oluyor? İkisi, üçü falan balina oluyor. Böylelikle balinalar çok rahatsız etmiyor sizi. İkinci sezona geldiğinde sunucular birleşmeye başladığında ne oluyor biliyor musunuz? Artık her ırkta bir 100 oyuncu oluyor. 10 ırk 1000 oyuncu oluyor ve 1000 oyuncu olunca işte balina sayısı da artıyor. Nedir? Yani 2-3, her birinci sezondaki o 2-3 balina ve ikinci sezona geçerken işte 10 tane sunucuyu birleştirdikleri için 2-3 balina ne oluyor sana? 20-30 balina oluyor. 20-30 balina görünce bu sefer diyorlar ki of, oyundaki pay to win çok arttı. Kankam çok normal. Birinci sezon 10 tane birinci sezondan sunucu birleştirilmiş ikinci sezona. Bir sunucu yapmışlar. 10 sunucu birleştirip bir sunucu yapmışlar. 10 sunucunun 2-3 balinası gelmiş, 20-30 balina olmuş. Yani çok normal, anlatabiliyor muyum? Bunu da planlayan, bunu da göz ardı ediyorsunuz bazen. Bu da çok garip geliyor bana. Bunu da açıklamış olayım. Yani birinci sezonda 2-3 balina varken ikinci sezonda 20-30 balina, üçüncü sezonda 20-30 balina, hatta 40-50 balina falan oluyor üçüncü sezonda. Çünkü balinalar oyuna devam ediyor. Seviyorlar ki para yatırıyorlar. Biraz daha free to play low spender oyuncular bir yerde sonra sıkılıp bırakanlar falan olabiliyor. Dolayısıyla hani balina oranındaki artış bu şekilde oluşuyor. Diye söyleyebilirim. Peki etkinliklerden azaltılan elmas ve şeylere gelen elmas, başka etkinlikler gelip oradan gelen elmas, belek falan, anlattık bunları. Harcayan işte balinanın neler yapabildiği, free to play low spender'ın neler yapabildiği. Ha, şuna gelelim bir de. Ya 20-30 balina gerçekten oyunda hiçbir şey fark ettirmiyor. Hani neye fark ettirmiyor? Nerede fark ediyor biliyor musunuz? Şöyle göstereyim mesela. Bizim savaşın devam ettiği yerlerden biri olan. Şurada geçitte bir savaş vardı. Mesela. Abi Gondor'un balinaları şuradaki geçide bir oturdu, bunları bir daha kaldıramadık. Çok zorlandık o balinaları kaldırırken, çünkü adamların komutanları çok güçlü ve stamina da harcamıyorlar. Koyuyorlar buraya abi komutanları, şehirleri de buraya ışınlamışlar. Sürekli yeniliyorlar böyle. Komutanına sürekli asker takviyesi. Çok da güçlü oldukları için bunları yenmek zor oluyor. Geçitte çok büyük problem yaratıyorlar. Geçitte. Çünkü tek hedef. Orayı geçmek zorundasın. O balinaları yenmek zorundasın. Oysa normal savaşta böyle açık alanda falan geçit harici yerlerde etrafında dolaşabilirsin. Staminasını harcatmaya zorlatabilirsin. Yani kişi sayısı çok daha önemli oluyor bir yerden sonra. Çok önemli. Kişi sayısı çok önemli oluyor böyle geçit, nehir geçitleri dışında. Yani etrafından dolaşıyorsun, arkasına geçiyorsun, toprak temizliyorsun. Balina bunlara yetişemiyor ki. Burada hani
Şöyle söyleyeyim sizlere. Mesela biz Gundobad'da oynuyoruz. Rakibimiz Angmar olsun. Angmar'a 5 tane balina koy. Gundobad'a 20 tane free to play oyuncu koy. 20 tane free to play 5 tane balinayı yener. Doğru oynarlarsa, stamina play'i doğru yaparlarsa balinaların stamina harcaması, balinaların stamina belki 5-20 abartı oldu biraz ama 5-30 diyelim hadi. 5-30 kesin. Yani 30 free to play 5 balinayı rahat yener. Çünkü stamina oyununu doğru oynarlarsa ellerinde onun 30 kişide daha fazla komutan olduğu için stamina oyunu sayesinde çok rahat bir şekilde o 5 balinayı yeneceklerdir. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yani bu oyun biraz daha diğer mobil oyunlara göre free to play dostu olduğunu söyleyebilirim. Kalabalık olan kazanır. Kalabalık olan doğru oynayan. Ne kadar kalabalık o kadar doğru, ne kadar doğru oynuyorsan o kadar kazanıyorsun. Öyle söyleyeyim sizlere. Tam bir takım oyunu işi. Bu oyunda mesela balinalarda satın alım yaparak oyunculara bir şey kazandırmıyor. Mesela Rise of Kingdoms'a örnek verecek olursam herkes balinanın klanında olmak ister. Çünkü balina satın alım yaptıkça o satın alımlardan ufak ufak hediyeler de birlik penceresine düşer. Free to play oyuncular da o birlik penceresine düşen hediyelerden faydalanır. Bu oyunda öyle bir şey de yok. Yani balinanın klanında olmak zorunda değilsin. Balina satın alım yapması hiçbir şekilde klana faydası dokunmuyor. Sadece kendisine faydası dokunuyor. Her şeyi aktardım sanırım size ya. Daha fazla konuşmaya gerek yok gibi. Yani free to play, low spender ve balina çok para harcayan insanlar arasındaki bu oyunda nasıl farklar oluşuyor? Bunların hepsini bu videoda konuşturdum ve aktardım. Eğer unuttuğum, söylemeyi unuttuğum, aktarmayı unuttuğum bir şey varsa siz de yorumlarda belirtin lütfen. Umarım bir şey kaçırmamışımdır. Unuttuğum bir şey varsa yorumlarda görmeyi bayağı seviyorum ben. Aa bunu nasıl unutmuşum diye. Her neyse kesinlikle yoruma yazın eğer söylemeyi unuttuğum bir şey varsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.